Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün sizlerle yine bir bitki videosu ile birlikteyiz. Bugünkü bitkimiz burada yaprağından da gördüğünüz gibi incir. Bu incir fidanı 4 yıl önce buraya dikildi. 5 taneydi. Şu anda da 5'i de burada. 2, 3, 4, 5. Hemen sol taraftaki çok rahat görüyorsunuz. Ulaşabiliyorsunuz. Burada alçaktan taşlandırılmış. Dalları da yine aynı şekilde. Karşı taraftaki de diğer ikisi de. Ancak bu çok yukarıdan taçlandırıldı. Bilerek bunu arkada taşlandırmıştım. Çünkü diğerleri ön tarafa, güneye bakıyor. Bu ise kuzey cephede kalıyordu. Fakat bu da dik yukarıya büyüdü. 1.60'dan ancak taçlandı. Dolayısıyla bunu bu sene şuradan çıkartmayı düşünüyorum. İncir nasıl çoğaltılır? İncir, kıymetli izleyicilerim, bu diplerinden çıkan filizlerle çoğaltılabiliyor. Ayrıca bu kalın dalları yine burada halka çıkararak hava daldırma yöntemiyle çok rahat köklendirebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Burada önemli bir ayrıntı var. Hemen şurada görüyorsunuz. Bir tane geçen yıldan dip sürgün kalmıştı. Bunu bilerek bıraktım. Tepesini almıştık. Şuradan tepesini tekrar alıyorum. 3 tane dalı var. Bu arkadaşlar yerden 30 santimden taşlandıracağız. Daha sonra hemen bu yandakileri çıkartacağız. Mümkün olduğu kadar alçaktan taşlandırıyoruz. Ve çok ciddi incirlerde budama yapıyorum. Ve bunun karşılığı da verim ve sürgün olarak geriye dönüyor tabii ki de. Çevremizde duyuyoruz. İncirlerde bu sene verim, kalite, rekolte oldukça düşük diye. Sormak lazım incirlere ne kadar bakıyorsunuz, ne kadar budama yapıyorsunuz diye. Ondan sonra verim ve kaliteyi konuşmak gerekiyor. Ben şimdi bir metre aracılığıyla bu yılki sürgünlerimi size göstermek istiyorum. Bu yıl incirlerde sürgün ve top oranı çok düşük denmişti. Ancak ben incirlerimi mümkün olduğu kadar, incir ağacımı mümkün olduğu kadar kısa budama yapıyorum. Görüyorsunuz burada var. Şöyle bir seleden, burası bir karıştan taşlandırılmış vaziyette. Buradakileri aldım. Burada iki tane sürgün var. Hemen burada yine 2-3 tane. Bakın bu iki sürgünü bırakmışım. Burada da iki tane, burada da iki tane. Bunlardaki top sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane top var. Diğer dala geçiyorum. Diğer dalda 1, 2, 3, burada düşmüş 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet kıymetli izleyicilerim. 11-12 tane top demek 1 metreden yukarı sürgün demek. Şöyle bakalım. Her bir boğum arası 10 santim. Şurada bakın, her bir boğum arası 10 santim. Burada da yine 10 santim. Dolayısıyla bu 10-12 tane top varsa bunun her biri 1 metreden yukarı sürgün yapıyor. Bu kadar bol mahsul yapabilen bir ağaç nasıl oluyor da bu sene rekoltesi çok düşük oluyor? Siz gördünüz mü hiç böyle bu şekilde sürgün yapan ağaç? Neden sürgün yapmıyor ağaçlar? Budama yapmıyoruz da onun için. İncir ağaçları da budanırmış mı canım? O da nereden çıktı? Siz bilirsiniz, isterseniz budamayın. Yıllar önce karpuz ekeceğimizde
toprak tahlili örneği yaptırmak için çok ısrar etmiştim bizimkileri. Bir şekilde ikna oldular. Karpuz yetiştirmiştik. Öyle ki toplaya toplaya bitiremedik. En sonunda içerisine, affedersiniz, inekleri bağladık. İnekleri bağladığımızda daha hala 5 kiloluk karpuzlar tarlada duruyordu. 5 kilo, 7 kilo. 7 kilodan aşağısını zaten toplamıyorduk. Yani topladığımızda kızıyorlardı. Ya büyük karpuzlar varken niye küçükleri topluyorsunuz diye. O gün toprak tahlil örneğinin faydasını bizzat yaşayarak görmüş oldular. Bugün burada ise incir ağacının budandığında nasıl olduğunu görüyorsunuz. Hayal değil, gerçekleri anlatıyorum ve bizzat da gösteriyorum. Şimdi bu incir ağacından üretimle ilgili nasıl bitki çoğaltabiliriz, bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi, dibindeki sürgünleri alıp, piçleri veya halazları alıp çoğaltabiliriz demiştik. Bir de bu bir yıllık sürgünleri alarak bunlardan çelik yaparaktan incir fidanı elde ediyoruz. Ben bunları her yıl kesiyorum demiştim. Geçen yıl kestiklerimi tabii ki de atmadım. Bunlardan bir kısmını saksılara diktim. Fidan oluyor ve bunları eşe, dosta, tanıdık, isteyenlere dağıtıyorum. Şimdi bugün bir tanesini kestim. Üzerinde top az olanı. Birazdan onun da nasıl parçalanacağını göstereceğim. O şekilde sizler de incir bahçenizden veyahut da bir komşunuzdan dal sürgün alarak incir fidanları elde edebilirsiniz ve bahçenize dikebilirsiniz. Evet, 1 metreden fazla sürgünler demiştim. Sürgünün üzerinde top olmayan, yani birkaç tane top var şurada görüyorsunuz. Bu sene yetişmez zaten. Bu şekilde bunun boyu 1.20. Görüyorsunuz 120 santim sürgün yapmış. Bunlar da geçtiğimiz yıldan olan çubuklardan saksılara diktiğim, köklendirdiğim fidanlar. Şimdi bunları nasıl keseceğimizi, bu dalı nasıl köklendirmek için keseceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıymetli izleyicilerim, burada dikkat etmemiz gereken şey, bu bitkileri keserken çelikleri dikkat etmemiz gereken şey, buralar nodyumlar, şu boğumların olduğu yer, buraları internodyum. Buralardan köklenme oranı çok zayıf olur. Şuralardan çok fazla kök çıkar. Dolayısıyla bitkimizi keserken ona göre kesmemiz lazım çeliğimizi. Kıymetli izleyicilerim, eğer şuradaki internodyumları kesersek bu şekilde içerisi özlü pamuksu bir yapı olacak. Buradan köklenme oranı zayıf olur. Ancak bu şekilde, şuradan keselim bir tane daha. Şimdi bu şekilde olduğu zaman bunun köklenme oranı daha yüksek olacaktır. Kıymetli izleyicilerim, geçtiğimiz yıl kışın yapmış olduğumuz budamalardan arta kalan çubuklarla ben bir kısmını buraya saksıya kesip dikmiştim. Onlar saksıda hayatını devam etti. Şu anda sulamıyorum. Mümkün olduğu kadar sulamıyorum. Sonbaharda, çünkü sürgün yaparsak kışın odunsu dokuyu oluşturmadan, kışın soğuklardan zarar görür diye. Bakın burada taze sürgünler yapıyor. Geçen günlerde bir çilenti olmuştu. Ondan topraklar tekrar su aldığı için tekrar sürmeye başlamış. Ama bu istemediğimiz bir durum. Şurada bir tanesi kurumuş hatta. Bakın gördüğünüz gibi, o size bahsettiğim gibi tam o boğumun burada yaprak göz yeri var. Hemen onun altından görüyorsunuz kökleri, hemen kök teşekkül etmiş. Şurada bir tane canlı, evet, köklerini koparttık.
Bakın bu taze. Burada sürgünleri var. Görüyorsunuz. Yine bir tane şöyle sizlere göstermek için. Evet. Şunu da kötüyüm. Ama bu baya çok güzel kök salmış. Çıkmıyor. Ama burada gördünüz. Kıymetli izleyicilerim. Burada bu şekilde kök salıyor. Herhangi bir hormon uygulaması yapmadan da incirler çok rahatlıkla köklenebiliyor. Ben şimdi bu yaş olanları kestim bu şekilde. Bunları da dikeceğim. Ancak bunların muhtemelen köklenmeyebilir. İncirler durgun zamanda, yani Aralık'tan Şubat'ın başına kadar, Aralık ayı. Kıymetli izleyicilerim, bu az önce size için köklediğim incir fidanı. Bu baş tarafı yeşildi. Bunu buraya takıyoruz. Saplıyorum. Bunlar da yeşil çelik olarak benim kestiklerim. Bunlar da yine bakın. Bu şekilde sapların ayalarını kesiyoruz. Evet. Çelikleri böyle toprağa saplıyorum saksıya. Burada dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bakın burada asma fidanları var. Bunları beğendiğim bir üzümden geçen yıl yemiştik, çekirdeklerini ayırdım. Onlardan farklı bir çeşit elde edebilir miyim? Farklı hangi bir çeşit çıkacak diye tohumlarını ektim. Her biri heterozigotik yapı olduğu için birbirine benzer ama ayrı üzümler olacak. Onları da önümüzdeki yıllarda paylaşırım. Evet, incirleri bu şekilde çeliklerle çoğaltabilirsiniz. Tohumlarla çoğalmaz mı? İncirler tohumlarla da çoğalır. Ancak tohumlardan çıkan her bir incir ağacı ayrı bir ağaç olacak. Dolayısıyla onların her birini sevdiğiniz veya standart bir çeşitle aşılamanız gerekiyor ki ticari bir değeri olsun. Genelde ticari üretimler çelikle çoğaltma veyahut da az bir alan üretilecekse diplerdeki halazılarla alınıp onlar çoğaltılır. Evet kıymetli izleyicilerim, dünyanın her neresinde yaşıyor veya yaşatılıyorsanız sağlıklı mutlu günler dilerim. Ancak incirle ilgili videomuzu kapatmadan önce küçük bir not eklemek istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde buraya kuşkonmaz tohumlarımızı ekmiştik. Bakın böyle burada kuşkonmaz tohumlarımız çıkmaya başladılar. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Sol taraftakiler niçin çabuk çıktı? Çünkü güneye bakan tarafta ve güneş alan bölümde olduğu için daha çabuk filiz verdi. Evet kıymetli izleyicilerim, bu veya benzer videolarımızın gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenebilir, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bu veya benzer videolarımızla ilgili duygu düşüncelerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Sorularınız varsa sorularınızı ekleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet kıymetli izleyicim, bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil, her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Hoşça kalın.